Evrim karşıtları, evrimsel biyolojiyle ilgili gerçeklere erişimi azaltmak adına evrimin ve hatta genel olarak bilimin ateist işi olduğunu söylerler. Bilim insanlarının çoğunun, hatta tamamının ateist olduğunu iddia edenleri duymuşsunuzdur. Peki bu iddialar ne kadar gerçekçi? Bilim gerçekten ateist işi mi? İlk olarak bazı terimleri öğrenelim. İnanç, inançsızlık eksenine felsefi açıdan bakacak olursak tek bir inanç veya inançsızlık grubu olmadığını görürüz. Dolayısıyla inanç konusundaki tutumu 4 büyük kategoriye ayırabiliriz. İlki teizm. Yani bir yaratıcının varlığına ve onun insanlarla iletişime geçmek için gönderdiği dinlerden biri veya birkaçının geçerli olduğuna inanan insanlar. Bildiğimiz büyük dinlerin neredeyse hepsi teistik dinlerdir. İkincisi deizm. Yani yaratıcının var olduğuna inanan ancak bu yaratıcının insanlarla organize dinler aracılığıyla iletişim kurduğuna inanmayan, dinlerin insan yapımı olduğunu düşünen kişiler. Üçüncüsü agnostisizm. Yani bilinmezcilik. Bu kişiler bir yaratıcının var olup olmadığı konusunda elimizde yeterince bilginin bulunmadığını, dolayısıyla bir sonuca varamayacağımızı ileri sürerler. Ve son olarak dördüncüsü de ateizm. Yani her türlü yaratıcı gücü ve bütün dinleri reddeden kişiler. Elbette ki bu kategoriler arasında da çeşitli seviyelendirmeler yapmak ve sayısız varyasyon bulmak mümkündür. Örneğin panteistler evrenin kendisinin yaratıcı olduğuna inanırlar. Ya da Dawkins skalası olarak da bilinen teistik olasılık spektrumu üzerinde de facto ateist olarak tanımlanan kişiler, bir yaratıcının var olma ihtimalinin aşırı düşük olduğunu ama sıfır olmadığını savunurlar. Yani sizin de tahmin edeceğiniz üzere, inançlı veya inançsız olmak, tek bir kalıba sığdırabileceğimiz, ya öyle ya da böyle olmak zorundasın diyebileceğimiz bir felsefi tutum değildir. Şimdi bu terimleri tanımladığımıza göre bilim camiasındaki duruma bir bakış atabiliriz. Sizce bilim camiası birilerinin iddia ettiği gibi ezici çoğunlukla ateist veya din düşmanlarından mı oluşur? Yoksa yine bazı diğerlerinin iddia ettiği gibi bilim insanı inançlı olmaya ve bir yaratıcının varlığını kabul etmeye mi iter? Bu konuda bakabileceğimiz iki önemli araştırma bulunuyor. İlki 2009 yılında Pew Araştırma Merkezi tarafından 2500 küsür bilim insanı üzerinde yapılan bir çalışma. Bu araştırmanın sonuçlarına göre bilim insanlarının %33'ü kutsal kitaplarda anlatılan bir yaratıcıya inanmaktadır. Yani teisttir. Yine bilim insanlarının %18'i kutsal kitaplara inanmasalar da bir yaratıcıya inanmaktadırlar. Yani deisttirler. Bu verilerden görülebileceği üzere bilim insanları arasında inançlı olma oranı %51 dolaylarındadır. Aynı araştırmanın sonuçlarına göre bilim insanlarının %41'i kendilerini hem kutsal kitaplara hem de yaratıcı bir güce inanmayan, yani ateist olarak, %7'si ise kararsız veya diğer olarak tanımlamıştır. Bu açıdan bakılacak olursa, bilim insanları arasında ateist, bilinemezci ya da agnostik ve diğer olanların oranı %49'dur. Aynı araştırmada farklı dallardan olan bilim insanlarının inanç dağılımı da ortaya konmuştur. Bu sonuçlara göre biyoloji ve tıp bilimlerindeki bilim insanlarının %32'si teist, %19'u deist, %41'i ateisttir. Kimyacıların %41'i teist, %14'ü deist, %39'u ateisttir. Yer bilimlerinde çalışan araştırmacıların %30'u teist, %20'si deist, %47'si ateisttir. Fizikçiler ve astronomların %29'u teist, %14'ü deist, %46'sı ateisttir. Geri kalanlar ise diğer veya cevap vermek istemeyen kişilerdir. Bu veriler bize ne anlatıyor? Bilim insanlarının çoğu inançsızlardan veya ateistlerden oluşmamaktadır. Yani halk arasında bu konuda yayılan bilgiler yalandır. Yalan söylüyorsun! Yalan! Üstelik sadece Pew'da değil. 2015 yılında Rice Üniversitesi tarafından Fransa, Hong Kong, Hindistan, Tayvan, Türkiye, ABD ve İngiltere'de çalışan toplamda yine 2500 bilim insanı üzerinde yapılan bir diğer çalışmaya göre
Türkiye, Tayvan, İtalya ve Hindistan'daki teist bilim insanlarının sayısı %50'den biraz fazlayken, diğer ülkelerde ateist bilim insanlarının sayısı %50'den biraz fazladır. Ama araştırmacılar, bilim camiasının geneline bakıldığında teist-ateist oranının %50'ye %50 olduğunu göstermişlerdir. Dolayısıyla bu konudaki veriler, birbirinden çok farklı dokuda olan ülkelerde yapılmasına rağmen büyük oranda bir tutarlılık olduğunu göstermektedir. İyi de o zaman bilim insanlarının genellikle ateist olduğunu düşünmemize neden olan şey ne? Aslında olan şey şu. Bilim insanları arasındaki ateizm ve agnostisizm oranları genel popülasyona göre daha yüksektir. Bunu Pew tarafından yapılan araştırmanın detaylarında da görmekteyiz. Örneğin Amerika'da genel halkın %83'ü teist, %12'si deist, %4'ü ateist iken bilim insanlarının %33'ü teist, %18'i deist, %41'i ise ateisttir. Genel olarak bilim insanları ile halk arasındaki inançlılık oranları bakımından bir uyumsuzluk olduğu söylenebilir. Ama ne olursa olsun bu araştırmalardan anlaşılması gereken şudur. Bilim insanlarının çoğu ateist değildir. Sadece bilimle daha çok uğraşan insanlar arasında bilimsel gerçeklerden kısmen daha uzak olan halka nazaran İnançsızlık daha sık gözükmektedir. Bilim insanlarının çoğu ateisttir demek ile bilim insanları arasında ateizm genel halka göre daha fazladır demek arasındaki fark sadece semantik ya da dil bilimsel bir fark değildir. Bu farkı anlamak veya bu farkın ne anlama geldiği üzerinde düşünmek, çeşitli çevrelerce toplumlar üzerinde yapılan bilim karşıtı algı manipülasyonuna karşı savunma geliştirmek açısından büyük öneme sahiptir. Peki evrimsel biyologlar arasındaki durum nedir? Bunun için de 2007 yılında American Scientist tarafından yayınlanan bir araştırmaya bakabiliriz. Bu araştırmaya göre evrimsel biyologların %89.2'si kendisini naturalist ya da doğalcı olarak tanımlamaktadır. Naturalistler, bir önceki videomuzda da anlattığımız gibi evrende yaşanan olayların hiçbirinin doğaüstü güçlerle ilişkilendirilemeyeceğini, hepsinin doğal yollarla açıklanabileceğini savunurlar. Aynı araştırmadaki bilim insanlarının %2.3'ü kendini teist veya teizme yakın olarak, %5.8'i ise kendini deist veya deizme yakın olarak tanımlamaktadır. %2.7'si ise diğer veya cevap vermek istemeyenler kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu durumda evrimsel biyologlar arasındaki bu yüksek inançsızlık oranlarının nedeni ne olabilir?